never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Herkese selam. Toronto'dan tekrar size sevgiler. Bugün karantinamın tam 10. günündeyim arkadaşlar. Tam 10. Ve bugün hükümetten bir mail aldım. Sen bugün karantinanın 10. günündesin ve havalimanında verdiğimiz şu Covid testini diyor, yapman gerekiyor. Okey dedim, yapalım. Her şeyi yaydım, koydum ve şu an hemşireyi bekliyorum. Hemşireye bağlanmayı bekliyorum. Yaklaşık saat 10'dan beri hemşireye bağlanmaya çalışıyorum. Önümde saat 10'da 600 kişi vardı. Şu an saat 3 ve 84 kişi var. Azimle bekliyoruz. Bakalım sıra ne zaman gelecek, en son saat kaç olacak. Daha sonra hemşireyle beraber Covid testini yapıp tüyü kapının önüne koyacağız. Testimin sonucunun tabii ki de çıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra okulun da hemşiresi gelecek. Ayın 25'inde tekrar test yapacak. Ve testim 2 güne sonuçlanırsa ben inşallah 27 Mart'ta serbest olacağım. Umuyorum bir günde çıkarsa 26'sında da serbest olabilirim. Artık ne zaman sonuçlanırsa. Şimdi bu süreci ben size anlatacağımı söylemiştim fakat maalesef söylüyorum ki anlatamıyorum. Hükümet nezdinde olduğu için biraz engellerle karşılaşıyor. Bu yüzden süreci size anlatamıyorum. Ama anlatamıyorum demek size link bulmayacağım anlamına gelmiyor tabii ki de. Ben sizin için bu kutunun içerisinde ne var, bu test nasıl yapılıyor, onun ön bilgisini gösteren tabii ki de SweetChat uygulamasından bir link buldum. Bunu açıklama kısmına bırakacağım. Aşağıda girin, inceleyin. Covid paketin içinde neler çıkıyor, nasıl test olması gerekiyor, hemşireye bağlandıktan sonra nasıl bir süreç işliyor. Hepsini anlatıyor size. İçinden çıkanların aslında ne için olduğunu, hangi aşamada kullanmanız gerektiğini hepsini açıklıyor. Onun dışında ben size bugün biraz karantina süreci hakkında ve cezalar hakkında bilgi vereceğim. Şimdi ben ILAC'la beraber burada Business Administration sertifika programı için geldim. Benim ailemi, yani homestay'imi okul buldu. Şu an çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Bir tane mini barım var gördüğünüz üzere. Sabah kahvaltılarım için işte şurada gevreğim var. İçinde sütüm falan var. Bittikçe istiyorum. İşte temin ediyorlar zaten. Çok iyiler, çok minnoşlar. Sevimliler, gayet de tatlışlar. Ben şu an hiçbir sıkıntı yaşamadım. Anne merak etme, çok iyiyim. Yemekleri de çok güzel. Gayet Türkleri araştırmışlar. Mesela dün ben börek yedim. Bayağı bildiğiniz gül böreği yapmıştım, börek yedim. Aileyle anlaşmalı olursanız 3 öğünü size veriyor. İşte sabah kahvaltısını zaten burada dolaba koyuyorsunuz. Yani benimkisi öyle. Dolaptan işte kendi kahvaltınızı alıyorsunuz. Peynir veriyor, meyve suyu veriyor gibi böyle şeylerden. Sabah hangi saatte kalkıyorsanız kendi kahvaltınızı hazırlayabiliyorsunuz. Öğlen yemeğinde ise saat 1'de kapının önüne bir tepsi içerisinde bir sandviç, bazen yanına bir meyve, bazen bir meyve püresi, bu tarz şeyler koyuyor. Gayet güzel oluyor. Akşam yemeğinde ise benimkisi işte 5'e doğru geliyor. Bir sürü çeşit çıkabiliyor. Bazen sadece bir tavuk yanında brokoli haşlaması çıkabiliyor. Risotto çıkıp yanına hafif böyle atıştırmalık bir şeyler çıkıyor. Yani şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Ben şimdi evde kaç kişi kalıyorum? Şu an yani homestay'imde kaç kişi var? Homestay father'ım var. Homestay mother'ım var. Ve homestay brother'ım var. Yani biz şu an bu evde 4 kişi kalıyoruz. Benle beraber 4 oldular. O yüzden bence şu an çok tatlışız. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok güler yüzlüler dediğim gibi. Günaydın, nasılsın, iyi misin? Günün nasıl geçti, gece nasıl, uyudun mu, rahat uyudun mu? Falan soruları soruyorlar. Ben de çok ponçikler. Aile tamamen şans. O yüzden umarım yeni gelenlerin de böyle bir aile denk gelir diyorum. Ve konuma devam ediyorum. Aile izolasyonuna geçmeden önce bazı yanınızda tedbir amaçlı bulundurmanız gerekenler var. Önce onları söyleyeyim. 1 termometre, 2 eldiven, 3 Lysol, 4 diş macunu, diş fırçası gibi kişisel bakım malzemeleriniz, 5 saç kurutma makinesi. Benim ailem vermemişti. Ben mecbur Türkiye'den getirdim ama arkadaşlar maalesef prizler farklı olduğu için saç kurutma makinem sıcak vermiyor. Bu beni çok üzüyor maalesef. Ve zor saçımı kurutuyorum. En önemlisi tabii ki de evin içinde eğer bir şey yapacaksanız maskeyle gezmeniz lazım. Maske de yanınızda getiriyorsunuz.
Şimdi burada nasıl bir prosedür var? Önce ondan bahsedeyim. Bir kere her gün hem okul tarafından hem de hükümet tarafından teste tabi tutuluyorsunuz ve emisiniz, öksürüğünüz var mı, boğazınızda ağrı var mı gibi sorular soruluyor size. Ama bu tamamen online üzerinden sorulan sorular oluyor. Okul mail atıyor size. Bu mail üzerinden zaten hani direkt size attığı için giriş yapıp bir belirtiniz var mı diyor. Termometre olması gerekiyor yanınızda. Termometreyle ateşinizi ölçüyorsunuz ve günlük ateş bilginizi oraya giriyorsunuz. İşte kaç çıkıyorsa. Girdikten sonra onaylıyorsunuz, submit yapıyorsunuz. Kaydedip çıkıyorsunuz. Bunu sabahın köründe atıyor maalesef aylak. Derken biraz daha yani hükümetin programı biraz daha size tolerans yani öğlene doğru atıyor aslında. Burada da gene işte belirtiniz var mı diye soruyor. İşte bir öksürük ya da bir şey yok diyorsunuz ve bu kadar. Başka bir soru sormuyor. Belirti olması halinde muhtemelen sorular artıyor ama çok şükür hiçbir şeyim yok. Yoluma devam ediyorum. Aylak ve hükümet size diyor ki yani sen sağlıklı ve güvendesin. Teşekkür ederim diyorum ve ayrılıyorum programlarda. Aslında bu konuyu size anlatmamın diğer bir nedeni şu, bu işte erkenden sizin ev adresiniz belli, nerede kaldınız belli. Bu işte bir kondo da olabilir, bir homestay da olabilir, bir kendi ayarladığınız bir daire de olabilir, bir oda da olabilir. Ama adresiniz hükümetin elinde olduğu için Public Health sizi ziyarete geliyor bazı günler. Bakıyorlar, evde misiniz, karantina izolasyonunuzu uyguluyor musunuz, bunlara bakıyorlar. Okeyseniz zaten gidiyorlar. Fakat benim bu konuyu size anlatmamın sebebi ne? Ne? Beni 19 Mart günü ziyarete gelmişler. Ama gelin görün ki benim homestay father'ımla mother'ım evde yoktu. Kendileri markete kadar gitmişti. Homestay brother'ım yukarıdaydı. Ama kapıyı duymamış. Şimdi ben de duymadım. O da duymamış. Bu yüzden 19 Mart günü sevgili government, hükümet bana böyle bir yazı bırakarak gitmiş. Yani diyor ki geldik, kapıyı çaldık, seni kontrol edecektik ama diyor ki sen evde yoktun. Yani biz tıklattık, neredeydin diyor. Şimdi benim yapabileceğim iş yok. Ben bir odada izolasyondayım zaten. Ben duymadım. Duysaydım zaten bir şekilde haber verirdim. Ama onlar da evde olmadığı için duymadılar. Maalesef böyle bir not bırakmışlar. Aslında şu an benim için bir problem yok. Zaten homestay benim evde olduğumu ve odada olduğumu bildiği için bir sıkıntı olmayacaktır. Diyelim ki siz bu 14 gün bunlar geldiler ve 14 gün izolasyonunuza uymadınız. Dışarı çıktınız, markete gittiniz, ne bileyim işte halka karıştınız. Maalesef bunların bir cezası var hükümet tarafından. Para cezası ve hatta veya hapis cezası gerekirse ikisini birden verdiği bir ceza tablosu var aslında hükümetin. Şimdi şöyle anlatalım. Şuraya hemen tablomu çizeceğim. Talimatlara uymadınız. 6 ay hapis veya $750,000 para cezasına çarptırılıyorsunuz. Yani ya size 6 ay hapis veriyor ya da $750,000 bir para cezası veriyor. Ya da ikisini birlikte de verebiliyor. Talimatlara uymadınız, dışarı çıkıp gezdiniz. Ben dediniz hükümeti takmıyorum, çıkayım gezeyim. O zaman hükümet de diyor ki sen insanları tehlikeye atıyorsun. O yüzden ben seni cezaya çarptırırım. Haklı olarak. Hadi açtınız, ihlal ettiniz. Bu işte 6 ay ve $750,000 dışında. Eğer siz dışarı çıktığınızda birine zarar vermişsiniz. Sizin yüzünüzden biri ölmüşse, işte zarar görmüşse bunların cezaları maalesef daha ağır. $1,000,000 kadar cezası var. Veya 3 yıla kadar hapis cezası var. Hatta bazı durumlarda ikisine de uygulayabiliyor hükümet. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Cezaları çok ağır. Bütün kuralları yapın ve bir şekilde yolunuza devam edin. 14 gün sonunda zaten özgürsünüz. Bu video aslında cezalar konusunda sizi biraz bilgilendirmek, karantinadaki işte homestay'in durumunu anlatmaktı. Umarım bu cezalara hiç gerek kalmadan bu 16 ya da 14 günlük karantinanızı bitirmiş olursunuz. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu sevgiler Toronto'dan. Bay bay.